bu iki farklı polinomun en küçük ortak katını bulmamızı istemişler. Polinomlardan birincisi 3z üzeri 3 eksi 6z kare eksi 9z, diğeri ise 7z üzeri 4 artı 21z küp artı 14z kare. İki sayının en küçük ortak katı denildiğinde bunun ne demek olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Mesela 4 ve 6'nın en küçük ortak katının ne olduğunu merak ediyorsak, 4 ve 6'nın ortak katlarının hepsini bulup, bunlardan hangisinin en küçük olduğuna karar vermemiz gerekiyor. 4 için 8, 16, ne 16'sı? 12, 16 şeklinde başlayıp böyle devam edebiliriz. Bunu 6 için de yaparsak, 12, 18, 24 diye başlar ve bu şekilde devam edebiliriz. Bu iki sayının birden fazla ortak katı olmasına rağmen bu katların en küçüğünün 12 olduğu çok açık, öyle değil mi? Aynı şeyi bu iki sayıyı çarpanlarına ayırarak da yapabiliriz. Yani şöyle. 4'ü 2 çarpı 2, 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazıp, 4 ve 6'nın en küçük ortak katları yani ekokları için çarpanlarını hepsini hesaba katacağız. Kısacası 2 tane 2, Sonra, burada zaten 2 tane 2 olduğu için, bu 2'yi göz ardı edip, ortak katlarının 6'ya bölünebilir olması için, bir de 3'ü katacağız. Bu şekilde düşündüğümüzde, sayıların çarpanlarının hepsini hesaba katmış oluruz. Yani, 4 için 2 tane 2, 6 için ise, 2 tane 2 iki buradaki 2'nin icabına baktığı için, 1 tane 3. Bu işlemin sonucunun da 12 olduğunu gördünüz, öyle değil mi? İşin içine polinomlar girdiğinde ise buradaki mantığı kullanıp en küçük ortak katlarının sadece bu iki polinomun çarpanlarını içermesi gerektiğini düşüneceğiz. Herhangi iki polinomun ortak katlarından birini bu iki polinomu birbiriyle çarparak da bulabilirsiniz ama unutmayın biz ortak katların en küçüğünü bulmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için polinomları teker teker çarpanlarına ayırmamız gerekecek. Gelin 3z üzeri 3 eksi 6z kare eksi 9z ile başlayalım terimlerin hepsi 3z içerdiği için polinomu 3z parantezine alacağım. 3z parantezine alalım. 3z çarpı parantez içinde buradan 3z'yi alırsak geriye z kare kalır. Bundan 3z alınca eksi 2z ve son olarak bir de eksi 9z'den geriye kalacak olan eksi 3 var. Parantezi açtığınızda buradaki ifadenin aynısını elde edeceğinizi fark ettiniz değil mi? Şimdi şuraya odaklanıp bu ifadeyi nasıl çarpanlarına ayıracağımızı düşünelim. Çarpımları eksi 3, toplamları eksi 2 olan iki sayı bulacağız. Çarpımları negatif olduğu için bu sayıların birinin pozitif, diğerinin negatif olması gerektiğini biliyoruz. Bu iki sayı bir düşünelim. Eksi 3 ve 1. Olur mu? Evet. O halde bunu 3z çarpı z artı 1 z eksi 3 olarak yeniden yazabiliriz. İlk polinomla işimizin bittiğini düşünüyorum. Bir kontrol edelim. 1 çarpı eksi 3, eksi 3, z eksi 3, z de eksi 2, z. Evet, doğru yapmışız. Sırada buradaki dördüncü dereceden polinomumuz var. Buradaki terimlerin hepsi de 7 z kareye bölünebildiği için 7 z kare parantezine alalım. 7 z kare çarpı Buradan 7z kare alırsak geriye z kare kalır. Artı buradan 21 bölü 7 3 eder. z küp bölü z kare de z yani 3z. Ve buradan da 14 bölü 7 2. z kare bölü z kare de 1 ettiği için burada 2 kalır. Bu da 7z kare çarpı 2 çarpı 1, 2, 2 artı 1 de 3 ettiği için bunu z artı 1 çarpı z artı 2 şeklinde yazabilirim. Evet, iki polinomunda çarpanlarını bulduğumuza göre, artık en küçük ortak katlarını bulmaya hazırız. Aynı 4 ve 6'da yaptığımız gibi, bu iki polinomunda ayrı ayrı çarpanlarını bulduk ve şimdi de bu çarpanları kullanıp, en küçük ortak katlarının ne olduğunu bulacağız. Bir bakalım. Evet, az önce ne demiştik? Bu iki polinomun en küçük ortak katı, buradaki çarpanların her birini içermeliydi, öyle değil mi? Bu düşünceden yola çıkıp, en küçük ortak katın 3z... Yok, bunu şöyle yazayım. 3 çarpı z... Sırada z artı 1 var. Bu aradaki noktayı yazmasam da olur. Sonra z eksi 3 ve sonra 7. Evet, burada 7 olmadığı için ortak katın çarpanlarından birinin de 7 olması gerekiyor. Bunu başa yazayım. Sonra z kare. Burada hala hazırda bir tane z'miz olduğu için buraya bir z daha ekleyebilirim. İster buraya yazın, isterseniz de bu z'yi z kare yapın. Önemli olan buradaki z'nin yanına bir tane daha z'nin gelmesi. Z artı 1'i zaten yazmıştık. Geriye kalan z artı 2'yi de yazalım. Ve bitti. Bu iki polinomun en küçük ortak katını bulduk. Evet, hepsini bir temize çekecek olursam, hepsini aynı renkle bir daha yazalım. 21z kare çarpı z artı 1 çarpı z eksi 3 ve çarpı z artı 2. Evet, 2 deyip 6 yazmam da güzel oldu. Evet, işte bu kadar. Bu ikisinin aynı mantık olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Sıradan iki sayının en küçük ortak katını ararken nasıl iki sayıyı da çarpanlarına ayırıp en küçük ortak katını bu iki sayının çarpanlarını içermesi gerektiği mantığını kullanıyorsak burada da aynı mantığı kullanıyoruz. Mesela bunu istersem 100 ile çarparım ve bu çarpım yine bu ikisinin ortak bir katı olur ama bu en küçük ortak kat olmaz. Aynı şekilde 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12 idi. Bunu 100 ile çarpınca 1200 elde ederiz ve 1200 de 4 ve 6'nın ortak bir katı olur ama en küçüğü olmaz. Bu kadar. Umarım iyice anladınız.